Aysel. Macit. Ne yapıyorsun sen Allah aşkına? Ne yapıyorsun? İnsanları alıkoyuyorsun. Tehditler savuruyorsun. Onur mu şikayet etti? Ya bunun şikayeti falan yok. Zaten bu konuşulacak bir şey. Yani tamam Didem'i anlıyorum. Hadi Şebnem'i de anladım diyelim. Onur ya. Onur benim oğlum. Sen onu nasıl tehdit edersin? Kusura bakma Aysel'im ama... senin bir de ortadan kaybolmuş oğlun var. Oğlumuz Demir. Macit. Kibar bak. Kibar soracak değildim ya. Kimin eteğinde ne varsa dökülsün istedim. Anlıyorum. Anlamıyorsun kadın. Anlamıyorsun. Benim bu hayattaki tek varlığım Demir. Eğer biri ona zarar verdiyse... bu Onur dahi olsa acımam bilesin. Bak Macit. Sen Onur'u tanımıyorsun. Onur pırıl pırıl bir çocuk. Kimseye zarar dokunmaz. Kimseyi incitmez. Ya incittiyse? Aysel'im. Maksadım seni üzmek değil. İnşallah dediğin gibi Onur'un bir kabahati yoktur. İnşallah oğlumuzu sağ salim buluruz. Belki o zaman geçmişte yapamadığımız şeyi yaparız. Bir aile oluruz. Hı? Aysel mamicim. Aysel hayırdır ya? Sen benden önce evlenmeye kalkmayacaksın herhalde değil mi? Ay saçmalama Melisa. Biz burada işte. Neyse. Senin ne işin vardı? Neredeydin sen? Ay nerede olacağım? Bebişim için biraz alışveriş yapayım dedim. Ay her şey ateş pahası. Neyse ki milyonlarım var. En pahalı şeyleri sipariş verdim. Gelecek. Şuna bile hisse verdiniz ya. Pes yani. Macit Bey amcacığım. Bana şu mu dediniz, ben mi yanlış duydum? Aa. Ben bu ailenin en önemli üyesine hayat vereceğim yakında. Benim yavrum öyle sizin oğlunuz gibi sahipsiz olmayacak. Tövbe tövbe. Allah'ım sen sabır ver. Melisa. Amin. Neyse ben biraz soluklanayım. Siz de flörtleşmeye devam edin. Böyle bu. Melisa. Onurcuğum, neredesin sen? Ha, yoldayım, eve geliyorum. Ne oldu ki? İyi tamam, gelince konuşuruz. Bir şey mi oldu Melisa? Ay gel sen, anlatacağım. Ne, söyle. Melisa. Onurcuğum, ben de seni bekliyordum hayatım. Ne oldu Melisa? Ay eve bir geldim. Bir de ne göreyim? Aysel Mami ile Macit Bey amca iş üstündeler. Sen ne diyorsun Melisa? Yani iş üstünde derken henüz flört aşamasındalar ama... sana bir cici baba geliyor, eli kulağında. Daha neler? Asla olmaz öyle bir şey. İzin vermem ben, cici babaymış falan, ne öyle? Ay niye öyle diyorsun ya? Aysel Mami'yi verelim, kurtulalım bence. Dünya turuna çıksınlar birlikte. Biz de rahat edelim, ev bize kalsın. Buradalar mı hala? Buradalar ama bir görsen böyle el ele, diz dize, liseli aşıklar gibi. Ben anlamadım ki. Aysel Mami sonuçta zevkli bir kadın. Ne buldu bu Macit Bey amcada ya? Ne konuşuyorlar peki Melisa? Yani ne olup bitiyor? Bir gelen giden var mı? Mesela kurye falan geldi mi? Ya da bir... soran eden var mı? Ha? Onurcuğum. Hı. Senin beklediğin bir haber falan mı var? Hı? Hı? Yo, ne bekleyeceğim ki? Ben sadece Demir'le ilgili bir haber var mı diye merak ettim, onu sordum. Neyse, gel.
Anne, bu adamın ne işi var burada? Ha, hala? Ne yüzle geliyor? Ben çağırdım Onur. Anne, ben tam anlatamadım galiba. Bu adam açık açık tehdit etti bizi. Ve sen hiçbir şey olmamış gibi misafir mi ediyorsun? İki soru sorduk, girdiği hale bak. Yarası var ki gocunuyor. Ya ne yarası, ne gocunması? Yok, demir kaçmamış da biz ona zarar vermişiz de. Yalanın ortaya çıktı ama. Nasıl? Ne çıktı ortaya? Didem'i takip ettik bugün. Hani sevgilisi ya. Ona muhtemelen yardım etmeye çalışıyordur, korumaya çalışıyordur, evet, diye. Ha? Ne oldu bilin bakalım. Haklı çıktık. Meğer gizlice görüşüyorlarmış. Demir Didem'le mi görüşüyormuş? Evet. Evet. Mesaj atmış Didem'e. Hı? Yardım da istemiş ondan. Anlayacağın, oğlunun suçlu olduğu da kaçtığı da kesinleşti. Hadi bakalım şimdi ne yapacaksın Macit Efendi? Ne diyeceksin? Çok şükür. Bunca zaman sonra nihayet bir haber alabildik. Şükürler olsun. İstediğim tek şey, bildiğim şeyi senden duymak. Konuşmayacaksın, anladım. Peki, sen bilirsin. Mesut, nereye? Nereye gideceğim Şebnem? Emniyete gidiyorum. Her seferinde benim kim olduğumu unutuyorsun. Tamam. Yılmaz'ı arayacağım, Demir'in nerede olduğunu bulacağım. Bu benim için çok kolay ve bu iş bitecek. Mesut, yeni geldim daha. Nereye gidiyorsun? Şimdi bak, bir daha hapse giremem. Tamam mı? Giremem bir daha hapse. Hele bir katil olarak asla giremem. Olmaz. Yapamam bunu. Yardım et bana. Ne olur Şebnem, ne olur yardım et. Tam bir saat sonra bu cinayeti bir kişi daha öğrenecek. Bilin bakalım kim? Melisa, Melisa, bırak şimdi telefonu da gel, bir şeyler konuşmamız lazım. Ay, ne oluyor sana ya? Gel, gel. Ne bu halin? Gel gel, bir şey konuşacağım seninle. Aa. Ne oldu? Kim o? Mesaj mı geldi sana? Ne bileyim, baktırmadım ki. Açsana şimdi, bak şimdi, hadi ver bana, ben bakayım kimden. Aa. Gelmiş bu, ha? Aa. Ahmet bu. Bakalım ne yazmış. Ex karım nasılsın? Ne bu Melisa? Ay, söyledim ya hayatım. Adamın bana aşkı depreşti. Dakikada biri yazıyor, dakikada biri yazıyor. Bence sen ne yap biliyor musun? Beni al, bu adamın önünü keselim birlikte. Onurcuğum, sen iyi misin ha? Betin benzin attı. Pek iyi görünmüyorsun sen. Bir şey mi oluyor? Ya bu adam... Ya Melisa, bu adam benim sinirimi çok bozdu ya. Anneme söyle de göndersin şunu lütfen. Of. Hmm. Öyle mi diyorsun? Hmm. Ay, tamam. Bankadan. Senin adına kredi çekmiştim de ilk taksidi gelmiş. Şebnem. Kızım, ne oldu ya? Tartıştınız mı? Sorun mu var? Sorduk da söylemiyor. Ne oldu? Ha? Bir şey yok. Bir şey yok ya. Siz geçin eve. Ne? Nasıl? Hadi. İyi. Gel. Thank you.
Mesut. 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 Yemin ediyorum ben yapmadım. Gerçekten ben yapmadım. Biliyorum, Onur yaptı. Seni de işe karıştırdı. Bunu ona ödeteceğim. Mesut. Mesut. Ne zannediyorsun lan sen? Ya isteyerek yapmadım. Bak, kazaydı. Kaza. Senin ne yaptığın benim umurumda bile değil. Anladın mı beni? Şebnem'den bahsediyorum. Yaptığım pislikle nasıl Şebnem bulaştırırsın sen? Ya keyfimden mi yaptım zannediyorsun? Ya çocukların geleceği söz konusuydu. Şebnem'den başkasına güvenemezdim. Mecbur kaldım. Çocuklarının geleceğini şimdi mahvettin. Anlamıyor musun? En azından çocuklarının yanında olurdu annesi. Şebnem zaten hep onların yanında olacak. Ben Şebnem'i hep koruyacağım. Sen kendini koru önce be. Şantaj yapıyorlar. Video yolladılar bana. Ha, arıyorum, hat kapalı. Kim bu? Keşke bilseydik şantajcıyı. Keşke bilseydik kim olduğunu. Evet, biri şantaj yapıyor. Yani önce Didem zannettik ama o değilmiş. Ama yakınlarımızdan biri olduğu kesin. Buraya mı gömdünüz adamı? Heh. Allah Allah, adamı buraya mı gömdünüz? Evden çıkamadık, mecbur kaldık. Her taraf polis doluydu. Bir de diyordun Şebnem'e. Küçük görüyordun. Mecbur kaldığı şey için o kadını küçük görüyordun. Ama o kadın tek başına halletti her şeyini. Senin gibi gidip de korkup onu korumak varken gidip de insanları ateş altına atmadı. Ya ben Şebnem'i ateşe atmadım. Atmayacağım da, anlamıyor musun? Atmayacağım da. Ben daha önce de söyledim ve tekrar söylüyorum. Eğer bu ortaya çıkarsa gidip teslim olurum dedim. Git ol. Git ol lan, git ol. Her şey ortaya çıktı işte. Ha, sana da gün doğdu ha. Hayır, olmaz. Şu anda şantajcıyı bulmadan benim teslim olmamın hiçbir anlamı yok. Elinde kayıt var, kaydetmiş her şeyi. Delil var elinde. Şebnem'in bana yardım ettiğini biliyor. Tamam. Gideceksin, teslim olacaksın. Diyeceksin ki ben zorladım. Ben mecbur bıraktım. Eğer bana yardım etmeseydi Şebnem'i öldürecektim diyeceksin. Bu kadar. Hayır, olmaz. Yapamam. Korkak mısın lan sen? Hayır, hayır işte. Anlamıyorsun değil mi? Anlamıyorsun. Bunun onunla alakası yok. Korkmakla alakası yok. Geride kalanlara ne olacak ha? Onunla alakalı. Anneme ne diyeceğim ben ha? Çocuklara ne diyeceğim ben? Ya nasıl bakacağım ben onların yüzlerine? Bak, bunu zamanında düşünecektin. Ha, düşünecektim. Ya anlamamakta ısrar ediyorsun. Ya Demir suçunu itiraf etti. Tamam mı? Polise teslim edeceğim dedim. Engel olmaya çalıştı bana. Üzerime atladı. Saldırdı. Ben de ittim. İttim. Ya itmez olaydım. Düştü. Düştü. Ya kazaydı. Sen bunları bana niye anlatıyorsun ya? Ha? Hepsini polise anlatacaksın. Duydun mu? Hayır, hayır, hayır Mesut. Hayır, hayır. Olmaz, olmaz. Ben teslim olamam. Teslim olmayacağım ben. Bak, benim çocuklarım beni öyle bilmeyecekler. Onlara bunu yaşatmaktansa ölürüm daha iyi. Şebnem de zaten bunun için yardım etti bana. Ya çocuklar daha küçük. Lütfen, lütfen Mesut yapma. Artık bir sakin ol, yeter. Şuna bir farkına var. Kendi başına yemişsin. Şebnem'i de yakmayacaksın. Buna izin vermeyeceğim. Şebnem içeriye girmeyecek. Ne yapıyorsun sen? Kimi arıyorsun? Yaklaşayım deme, benim canımı sıkma. Yılmaz, ne işin varsa bırak Aysel Gümüşçü'nün evine gel. Hayırdır abi? Aysel Hanım'ın evine niye geliyorum? Ne işimiz var? Yanına ekip al. Gözaltına alacağım biri var. Tamam. Tamam. Sakın bir yere kaçayım deme. Ceset burada ha. Bunu yapmak zorunda değilsin. Vallahi öyle bir yaparım ki şaşarsın. Duydun mu beni? Şebnem'i buna bulaştıramayacaksın. Çocukların hem annesiz hem babasız mı kalsın? Sen kafayı mı yedin ya? Yok. Bak, ikimiz de kurtulabiliriz. Bak, sadece ben bilseydim. Belki. Ama şantajcı var.
Eninde sonunda patlayacaksın. Şantajcının derdi para. O sadece para istiyor. Şebnem sahte paraları verdiği için zaten durum bu hale geldi. Parasını veririz, kurtuluruz. Her şeyi parayla halledeceğini zannediyorsun değil mi? Aydın, hiç sırası değil şu anda, hiç. Kısa kes Cemal. Hayatım dinle yeter. Az önce seninkiler buradaydı. Kim benimkiler ya? Aysel tatlım, Aysel yanında da bir herif vardı, kel bir şey. Kaba saba konuştu, sevgilisi midir nedir anlamadım. Buraya geldiler, Dido'yla fısır fısır konuştular, sonra da gittiler. Tamam, anladım. Sen Didem'i yokla bakalım neler demiş. Ararsın sonra, hadi. Ara Yılmaz'ı durdur. Teslim olmayacağım. Yapamam, hayır. Vallahi bu benim derdim değil, bu senin derdin. Ya niye karışıyorsun o zaman? Ha neden karışıyorsun? Madem senin derdin değil, neden karışıyorsun? Şebnem'le alakalı olabilir mi acaba? Pisliklerini karıştırmayacaksın dedim sana. Ya. Şebnem. Şebnem gel. Şebnem. Şebnem ne olur. Söyle şunu. Söyle şuna arasın Yılmaz'ı durdursun. Bak beni ihbar etti. Almaya geliyorlar. Ne? Mesut. Yılmaz'ı mı aradın? Mesut ne yaptın ya? Beni de yakacaksın. Yapmaya çalıştığım şey seni kurtarmak, yakmak değil. Dediğim gibi ifade verecek ve bu işten kurtulacaksın. Bunun bir yolu var. Ya bulamazsak? İkimizi birden atacaklar. Şantajcı da kullanacak fotoğrafları. Ben de düşündüm bunu ama dur. Kullanırsa kullansın. Sen katil değilsin ki, katil olan bu. Verecek dediğim gibi ifadeyi ve kurtulacaksın. Kimse seni suçlayamaz. Ya, çocuklar öğrenecek Mesut ya. Çocuklar öğrenecek. Babaları amcalarını öldürdü. Anneleri de yardım etti. Böyle bilecekler. Bir bekleseydin, bir konuşsaydık ya. Seni anlamıyorum şu an. Buyurun efendim. Ay sağ ol Necmişko. Ne demek, afiyet olsun. Aa. Necmişko. Gel bakayım. Bahçede olay var, görüyor musun? Ya bu Yılmaz değil mi? Mesut'un komiser arkadaşı. Aynen o, evet. Bak dedim sana olay var diye. Gel kaçırmayalım, gel. Mesut ben böyle birisi göze alamam. Yani hiçbir şey olmadı, yardım yataktan içeri girerim. Ortada şantajcı var, zaten kurtulamayacaksınız. Eninde sonunda patlayacaksınız. Parayla pulla mı çözeceksiniz? Yapma. Teslim olacak. Bitecek bu iş. Sen mi karar vereceksin buna ha? Sen mi? Aynen öyle, ben karar vereceğim. Şebnem. Şebnem geliyorlar, bak ne olur yardım et bana, ne olur izin mi vereceksin? Ha? Ya o ne yapabilirim, görmüyor musun, dinlemiyor. Ha, sen ne diyorsun Şebnem ya? Bizim geleceğimizi, çocuklarımızın kaderini bu mu belirleyecek? Onur bırak ne olacaksa olsun bırak. Sus. Selam herkese. Gel kardeşim gel. Selam herkese. Ben siz bahçe keyfi mi yapıyorsunuz diyeceğim. Polisler ne alaka? Lafı ağzımdan aldınız. Agacım, mevzu nedir? Kimi alıyoruz? Niye çağırdınız buraya? Mevzu Demir. Demir mi? Şu kaza olayıyla ilgili bir şey. Demir'in babası, Macit. Neydi soyadı bilmiyorum da adam bizi tehdit ediyor şu an. Bostancı. Macit Bostancı sizi tehdit mi ediyor? Adam sizi niye tehdit ediyor? Oğlu yüzünden. Yani Demir. Çocuk ortalıkta yok. Kaçmış belli ki. Demir. Kaçmış mı? Nasıl yani?
Şebnem Hanım'a suikast girişiminde bulunan o muymuş? Oydu, evet. Onur kanıtlandı zaten. Söylesene. Evet. Demir'in evinde şeyi de bulduk. Kaskı. Kaskı. Kaskı bulduk. Şu saldırıyı düzenleyen kuryenin kaskıyla aynıydı. Hayırdır Necmi, ne oluyor? Polisler falan eve zor girdik. Sormayın, sormayın. Polisler geldi. Bakın Şebnem Hanım da orada. Sonra Mesut Bey de. Sebep? Bilmiyorum, demir falan bir şey diyorlar. Anlaşıldı. Ben ilgileneceğim. Kask nerede peki şu an? Demir'in evinde. Ben size adresi veririm. Anladım. Agacığım, öyle bir gözaltı falan bir şey dedin. Yani Demir buradaydı da sonra mı kaçtı gitti? Ne oldu? Demir dedim sadece. Bir şey demedim. Anlaşamadık herhalde. Tamam. Ben ilgileneceğim. Sıkıntı yok. Ne oluyor burada? Polisler falan. Biri bana bir şey söyleyebilir mi? Ne oluyor Onur? Anne, polisler Demir için gelmişler. Demir'in hakkında soruşturma açılacak çünkü. Sen söyledin değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.